Alnında zafer ve fazilet yıldızı parlayan bir komutan. İnanan ve inandığına inandıran bir insan. Savaş meydanlarında da, mütevazi bürosunda da vakar sahibi, mümin, güven verici bir mareşal. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun sessiz mimarlarından biri. Hayatının yarım yüzyılını Türk ordusu içinde ve başında geçirmiş bir asker. Türkiye Cumhuriyeti'nin iki mareşalinden biri. Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik anlarında aldığı kararlarla savaşın kaderini değiştirmiş, bir ulusa bağımsızlığını kazandıran büyük taarruzun planlayıcısı, Ulu Önder Atatürk'ün en güvendiği isimlerin başında gelen büyük komutan Mareşal Fevzi Çakmak. Gelin hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ten sonra Mareşal rütbesine nail olmuş tek komutanı olan Mareşal Fevzi Çakmak kimdir, inceleyelim. İstanbul 1876 yılında bir yandan meşrutiyetin heyecanını yaşarken, bir yandan da küllerinden doğacak olan Cumhuriyet'in kurucularından ve en önemli simalarından olan Mustafa Fevzi'nin de doğumuna şahitlik edecekti. 12 Ocak 1876 yılında asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Fevzi, 4 yaşındayken Rumeli Kavağı'nda Sadık Hoca Mahalle Mektebi'nde eğitimine başlamışsa da, 2 yıl sonra modern eğitim veren Sarıyer'deki Tedrisiye-i Hayriye-i Mektebi'nde eğitimine devam etmişti. Babası Ali Sırrı Efendi topçu albayıydı ve erkek kardeşleri de kendisi gibi askerdi. Mustafa Fevzi 10 yaşına geldiğinde amcası Vasfi Efendi ile birlikte eğitimini sürdürmek üzere İstanbul'dan ayrılmış, Selanik Rüştiyesi'nde eğitimine başlamıştı. Ancak bir sene sonra tekrar İstanbul'a dönmüş ve bu kez Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'ne girerek eğitimine devam etmiş ve 1890 yılında buradan mezun olmuştu. Askeri rüşteyi tamamladıktan sonra 1890 yılında Kuleli Askeri İdadesi'ne başlamış ve 3 yıl sonra 1893 yılında buradan mezun olmuştu. Aynı yıl Mektebi Fünun-u Harbiye-i Şahane'ye girerek 1895 yılında 7. sıradan mezun olan ve 1896 yılında da Erkan Harp sınıfına giren Mustafa Fevzi, 1898 yılında Harbiye'den 5. olarak mezun olmuştu. Harbiye'den mezun olduktan sonra ilk görev yeri ise Yüzbaşı rütbesinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nin İstanbul'daki 3. şubesiydi. Ancak burada mevcut işleyişi eleştirmesi ve uyum sağlayamaması nedeniyle 3 ay sonra Kosova'ya gönderilir. Fevzi Bey, Kosova'ya gönderildiğinde Rumeli büyük karışıklıklar içerisindeydi. Burada büyük bir özveriyle çalışan Fevzi Bey, çalışmalarından ötürü 1900 yılında Gümüş İmtiyaz Madalyası ve 5. rütbeden Nişan-ı Zişan-ı Mecidi ile ödüllendirilmişti. Kosova'da 1901 yılında önce kolağası, bir yıl sonra da binbaşı rütbesine getirildi. 1906 yılında yarbay, 1907 yılında da albaylığa kadar yükseldi. Albaylık rütbesinden sonra 1908 yılında Taşlıca Mutasarrıflığı ve komutanlığı görevlerine getirilen Fevzi Bey, burada 35. Tugay Komutanlığı görevine de atandı. 1908 2. Meşrutiyet Devrimi sırasında Fevzi Çakmak, tehlikeli bir sınır bölgesi olan Yeni Pazar Sancağı'nda hem mutasarrıf hem de 35. Nizamiye Tümeni'nin komutanıydı. Devrimin bünyesinde getirdiği taşkınlıkları, kargaşayı büyük bir ustalıkla önledi. İttihatçıların da iddiaçlara karşı olanların da şikayetlerine muhatap olmadı. Bir sürede mutasarrıflık görevine devam etmek şartı ile Kosova Kol Ordusu Kurmay Başkanlığı görevine getirildi. Atatürk'le tanışması bu yıllara rastlar. Atatürk, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın mahiyetinde Arnavutluk isyanını bastırmaya giderken Kosova Kol Ordusu Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak'la tanışmış ve bu vakarlı askeri sevmişti. Atatürk ve bazı arkadaşları Trablusgarp'a geçtiler ve orada bir mukavemet cephesi kurdular. Bu sırada Fevzi Çakmak, İtalyanların Adriyatik kıyılarına asker çıkarması ihtimaline karşı hazırlanan Garp Kol Ordusu Kurmay Başkanlığı'nı yapıyordu. Balkan Savaşı önceleri Vardar Ordusu Harekat Şubesi Müdürlüğü'nde, Balkan Savaşı'ndan sonra Ankara Tümeni Komutanlıklarında bulundu. Az sonra da 5. Kol Ordu Komutanlığı'na atandı. 1914 yılı Mart'ında Mirliva yani general olmuştu. 1. Dünya Savaşı'nda Kol Ordusu ile birlikte Çanakkale Savaşları'na katılmış, savaş sonunda Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanlığı'ndan ayrılması üzerine bu komutanlığa vekaleten bakmıştı. Onu 1916'da 2. Kafkas Ordusu Komutanı, 1917'de 2. Ordu Komutanı olarak görüyoruz. Çanakkale'de olduğu gibi burada da Atatürk'le halef selef olmuşlardı. Bundan sonra Suriye'de 7. Ordu Komutanlığı'na getirilmiş, burada parlak hizmetler vermiş ve bu hizmetlerine karşılık 28 Temmuz 1918 tarihinde ferikliğe terfi etmişti. Verilen görevi eksiksiz yapan, aralarında bulunduğu insanları gücendirmeden, incitmeden çalışmalarını sağlamasını bilen bu doğuştan babayani asker Fevzi Çakmak, yavaş yavaş çevresine kendisini kabul ettiren ve gözüne bakılan, sözüne kulak verilen insan olmuştu. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmişti.
Manros Mütarekesi maddelerinin tek taraflı bir yoruma uygulanması ve İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgaline karşıydı. Genelkurmay Başkanı olarak aktif bir tavır almış, ne Suriye Fatihi diye bilinen General Allenby'nin İstanbul'a gelişinde kendisini karşılamaya gitmiş, ne de İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline razı olmuştur. Hele İzmir'e çıkarma yapması ihtimali olan Yunanlıların İzmir'deki askerlerimiz tarafından silahla karşılanması için verdiği emir üzerine Genelkurmay Başkanlığından ayrılmak zorunda kalmıştı. 14 Mayıs 1919'da 1. Ordu Müfettişliğine atanmıştı. Bu hizmetteyken Atatürk 9. Ordu Müfettişliğine tayin edilmiş ve İstanbul'dan ayrılırken Fevzi Çakmak'la da görüşmüş, fikirlerini öğrenmek istemişti. O günlerde Fevzi Çakmak'ın Atatürk'ün fikirlerini tam olarak paylaştığı söylenemez. Çakmak, müttefik devletlerin birbirine düşmesinden Osmanlıların yararlanabileceğine inanıyor, olayların biraz daha gelişmesi lazım geldiğini düşünüyordu. Bir ara Mustafa Kemal'e karşı bir tutuma girmek üzereyken Kazım Karabekir Paşa'nın araya girmesiyle anlaşmazlık ortadan kaldırılabilmişti. Fevzi Çakmak, 3 Şubat 1920 tarihinde İstanbul hükümeti tarafından Harbiye Nazırlığı'na getirildi. Bu görevi yaptığı sıralarda Kurtuluş Savaşı'na değerli hizmetler vermek fırsatını bulmuştu. İstanbul'dan birçok silah ve cephanenin Anadolu'ya taşınması, değerli komutanların Anadolu'ya geçmesi hep bu aylara rastlar ve Fevzi Çakmak'ın arkalaması ile gerçekleşir. İstanbul, müttefik kuvvetler tarafından resmen işgal edilince daha fazla beklemedi ve o da Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Kavgası'na Atatürk'ün yanı başına katıldı. Atatürk, Fevzi Çakmak'ın Kurtuluş Savaşı'na katılmasını çok iyi karşılamıştı. Kendisine büyük ilgi göstermiş ve hemen Milli Savunma Bakanlığı görevini kendisine vermişti. İstanbul hükümeti güç durumdaydı. Birçok sivil ve asker Anadolu'ya geçiyor, İstanbul hükümetine karşı tavır alıyordu. Harbiye Nazırı'nın da Anadolu'ya geçmesi İstanbul hükümeti için bardağa taşıran damla oldu. Fevzi Çakmak'ın askerlikten tard edildiğini ve idama mahkum edildiğini ilan etti. Padişah Vahdettin 27 Mayıs 1920 tarihinde bu kararı tasdik ederek yürürlüğe koydu. Artık Atatürk gibi Fevzi Çakmak da idam edilecekler arasına girmiş bulunuyordu. Fevzi Çakmak, Ankara hükümetinde Milli Savunma Bakanı ve hükümet başkanı olarak çalışmalara başlamış, yeni bir ordunun yaratılmasında onun azimli çalışmaları büyük rol oynamıştı. İkinci İnönü zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi kendisini orgeneralliğe yükselttiğinde yine aynı görevini sürdürüyordu. Kütahya ve Eskişehir savaşları aleyhimize sonuçlanınca gerek orduda gerekse de halk arasında moral bozukluğu dikkat çekti. Bu dönemde Çakmak gerek Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmalarla, gerekse Anadolu Ajansı ile yayımlanan beyanatlarıyla ve gerekse de orduya yayımladığı beyannamelerle morali yükseltiyor, zafere olan inancı pekiştiriyor, bu konuda Atatürk'e büyük yardımlar oluyordu. Nitekim Bakanlar Kurulu Başkanı sıfatıyla yayınladığı bir beyannamede şöyle demekteydi: "Düşmanın ilerlemesine karşı halkın katiyen tereddüt ve endişe etmesine mahal yoktur. Düşmanın Anadolu içerisine doğru uzanmak isteyen kolları mezarlarına yaklaşıyor. Bu yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur. Allah'ın yardımı ve yakın hadiseler bu neticeyi gösterecektir." Sözleriyle kendisinden emin bir şekilde zafere olan inancını belirtiyor ve herkese moral aşılıyordu. Sakarya Savaşı'na kadar Milli Savunma Bakanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Sakarya Savaşı'nın başlamasına yakın sıralarda Büyük Millet Meclisi'nde sabırsızlıklar artmıştı. Ordudan zafer bekleniyordu ve yine tarihi bir celsede Atatürk'ün ordunun başına geçmesi istendi. Atatürk, Büyük Millet Meclisi yetkililerinden bazılarının kendisine verilmesi halinde ordunun başına geçeceğini ve zaferi kazanacağını söylemişti. İşte bunun üzerine Büyük Millet Meclisi istenen yetkileri Mustafa Kemal Paşa'ya verirken Bakanlar Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Bakan Vekili Fevzi Çakmak da oy birliğiyle Genelkurmay Başkanlığı'na getirdi. Fevzi Paşa, Sakarya Savaşı'nda cephe ve mevzilerin denetimini yapacaktı. Tarihler 23 Ağustos 1920'yi gösterdiğinde Yunan ordusu Türk ordusunu imha etmek ve Ankara'yı ele geçirmek için taarruza geçmişti. Bu aynı zamanda bir milletin var olma mücadelesine de sahne olacaktı. Savaşın ilk günlerinde Türk ordusu tuttuğu mevzileri bir bir terk etmek zorunda kalırken aynı zamanda değerli komutan ve subaylarını da bu savaşta kaybediyordu. Önce Mangal Dağı'nı kaybeden Türk ordusu diğer cephelerde de çok zor duruma düşmüştü. Mangal Dağı'nın düşmesi haberi ordunun moralini bozmuş ve ümitsizlik artmaya başlamıştı. Ancak tam bu anlarda devreye giren ve cephelere hakim olan Fevzi Çakmak Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve İsmet İnönü'ye "Muharebeler tamamen elverişli şartlar altında yapılmaktadır" raporu bir anda bozulan moralleri düzeltmiş ve yeniden cephelere odaklanılmasını sağlamıştı. Ancak ordunun cephane ve lojistik sıkıntıları had safhaya çıkmıştı. Mangal Dağı'ndan sonra Türbetepe'yi de ele geçiren Yunan ordusunun önünde sadece Çal Dağı engeli bulunmaktaydı ve Yunan ordusu zafere çok yakındı.
Çaldağ'ın ve Haymana'nın alınması demek Ankara yolunun açılması demekti. Bunun üzerine Ankara'nın boşaltılıp meclisin Kayseri'ye çekilmesi teklif edilmişti. İsmet Paşa da Fevzi Paşa'ya ordunun geri çekilerek daha sağlam savunma hatlarına yerleştirilmesini teklif etmişti. Ancak Fevzi Paşa bu teklifi kabul etmedi ve adım adım savunma stratejisini kullanarak başarıya ulaşacaklarını söyledi. Aslında bu Atatürk'ün meşhur hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır stratejisiyle aynıydı. Türk ordusu komuta kademesi bu stratejide mutabıktı. 26-27 Ağustos gecesi Yunan ilerlemesinin haberleri karargaha ulaştığında Mustafa Kemal Paşa çekilip çekilmemesi konusunda tereddüt yaşıyordu. Ancak gece yarısı Fevzi Paşa'dan aldığı telefon bir anda her şeyi değiştirmişti. Fevzi Paşa, Yunan saldırısının durdurulduğunun ve mevzilerde istikrarın sağlandığı haberini Mustafa Kemal Paşa'ya söylüyordu. Fevzi Paşa çekilmeyi durdurmuş, savaşın kaderini bir anda değiştirmiş ve adeta bir anıt gibi yükselmişti. Ancak Yunan saldırıları durmuyordu. Bu kez cephenin güneyine doğru hareket eden Yunan birlikleri Çaldağ ve Haymana'ya saldırıya geçmişlerdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Salih Bozok'a Ankara'ya gitmesini ve önemli evraklarını alınarak Ankara'nın boşaltılmasını söylemişti. 2 Eylül'de Çaldağ'ın düşmesi haberi üzerine Mustafa Kemal Paşa çok öfkelenmiş ve geri çekilme konusunda yine tereddüde düşmüştü. Ancak tam bu esnada Fevzi Paşa yine devreye girmiş ve 2 Eylül gecesi Paşa'ya yine telefon etmişti. Paşa, Yunanlıların tüm güçlerini tükettiğini ve geri çekildiği haberini Mustafa Kemal Paşa'ya iletiyordu. Bu haber karargahta bayram havası yaşatmıştı. Çaldağ'ın kaybedilmesine rağmen taarruz durdurulmuş ve Yunan ordusunun taarruz kabiliyeti kırılmıştı. Fevzi Paşa yine savaşın ve bir milletin kaderini değiştirmişti. Eylül çarşamba günü Türk ordusu taarruz hazırlıklarına başlamış ve mevzileri dolaşan Fevzi Paşa Yunan ordusunun geri çekilmeye başladığını rapor etmişti. Fevzi Paşa'nın bu raporu üzerine fırsatın geldiğini düşünen Mustafa Kemal Paşa hazırlıkların tamamlanması üzerine 10 Eylül cumartesi günü taarruz emrini verdi. Bu sefer Türk ordusu kaybettiği Doğatepe, Çaldağ, Türbetepe ve Mangal Dağı'nı yeniden ele geçirmiş Yunanlıları Sakarya'nın batısına doğru kovalıyordu. 11 Eylül'de Yunan ordusu Sakarya Nehri'nin batısına çekilmek zorunda kalmıştı. Böylelikle taarruzdan eli boş dönmüştü. Bu aynı zamanda Türk tarihinin de kaderini değiştirmişti. 13 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa bir beyanname ile zaferi resmen ilan etmişti. Sakarya Savaşı'ndan sonra Fevzi Paşa büyük taarruzun planlanmasında çok önemli roller üstlenmişti. Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasında da büyük özveri ve çalışmaları olan Fevzi Paşa'ya meclis, zaferin kazanıldığı 30 Ağustos'tan bir gün sonra mareşallik rütbesiyle onurlandıracaktı. Çünkü taarruz planını Fevzi Paşa hazırlamış, planladığı harekat 4 gün içinde gerçekleşmiş ve Yunan ordusu imha edilmişti. Mustafa Kemal Paşa da mecliste yaptığı bir konuşmada Fevzi Paşa'nın savaştaki önemine vurgu yaparak şu cümleleri kullanacaktı. Efendiler, taarruzumuz öteden beri Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri'nin pek derin, ilmi ve tecrübelerine dayanarak hazırlandığı plan dahilinde gerçekleşecekti. Bu plan düşman ordusunu kaçırmak için değil fakat boğmak esasını içeren bir plandı. İşte Gazi Paşa bu konuşmayla Fevzi Paşa'ya hak ettiği değeri verecekti. Zaferden sonra diğer birçok paşanın aksine çok sevdiği mesleği olan askerlik mesleğine devam etmiş, 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüştü. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda olası Nazi işgaline karşı savaş planlarını da hazırlamıştı. 1944 yılında yaş haddi gerekçesiyle emekliye ayrılmak zorunda bırakılması kendisini üzmüş ve İsmet İnönü'ye darılmıştı. 1946 yılında İsmet Paşa tarafından kendisine teklif edilen vekilliği reddetmiş, bunun yerine Demokrat Parti'den seçime girecek ve böylece 70 yaşında politikaya atılacaktı. Ne var ki askeri alanda başarılı olduğu kadar siyasette başarılı olamayacaktı. Zira siyaset onun yapısına uygun değildi. Demokrat Parti ileri gelenleriyle bazı noktalarda uyuşamayınca bu partiden ayrılmış, bazı arkadaşlarıyla Millet Partisi'nin kurulmasında kurucu olarak bulunmuş ve bu partinin onursal başkanı olmuştu. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kahramanlarından olan Mareşal Fevzi Paşa geçirdiği bir prostat ameliyatından sonra 10 Nisan 1950 Pazartesi günü sabah saat 7.30'da hayata gözlerini yumdu. Osmanlı son neslinin önemli simalarından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından olan bir kahraman daha arkasında koca bir tarih bırakarak hayatlarını gözlerini yumarken Türk milleti ise 2. Mareşalini de kaybetmişti.
Cenazesi görülmemiş bir kalabalığın elleri üstünde yüzerek Eyüp mezarlığına defnedilmişti. Dürüst, faziletli, iradeli bir insandı. En büyük zevklerinden biri kitap okumaktı. Tarih ve sosyoloji üzerine yazılmış kitapları bilhassa seçer, onlar üzerinde düşünür, düşündüklerini yakın dostlarıyla tartışırdı. Birçok Balkan dillerini bilir, Fransızca ve İngilizce konuşurdu. Anılarını askerlik hayatından başlayarak son günlerine kadar düzenli olarak tutmuştu. Yalnız büyük asker değil, büyük bir insandı. Mareşal Fevzi Paşa için hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Yararlandığımız kaynakları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi için kanalımıza destekleriniz çok önemlidir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.